Telefonun kamerasının camı kırılmış. Nasıl kırıldı ben de bilmiyorum. Çok fena halde dağılmış. Etrafında hiçbir şey yok. Şimdi bunun camını aldım internetten. Değiştirmeye çalışacağım. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Kameranın lensi çok hassas olduğu için çok dikkat etmem gerekiyor. Bir deneyelim bakalım. Önce şu şeyleri çıkartmamız gerekiyor. Bir dakika. Önce şu kırık yerleri bir temizlememiz gerekiyor da onu nasıl yapacağız tam olarak ben de bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Hadi bismillah. Buralar dağılmış. Şu lense, şuradaki lense çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Durun bakalım. Ha, gelen malzeme şu parçayı aldık. Da bizim yani şu metale ihtiyacımız yok herhalde. Şu büyük olana. Bir saniye. Şu metale ihtiyacımız yok herhalde. Şuna ihtiyacımız var gibi geliyor. Bir deneyelim bakalım. Nasıl çıkacak? Çıkar mı? Çıkmaz mı? Hiç bilmiyorum da ilk defa deneyeceğim. O kamera o yerinden oynuyor ki. Kameraya zarar verebiliriz biz gibi geliyor bana. Kameranın çekiminde şu anda bir sıkıntı yok. Allah be. Çıktı sanki bir parça. Evet gördüğünüz gibi şurada netleyebilirsek şu parçalar çıkmaya başladı. Şunları dikkatli çıkartmamız gerekiyor. Şöyle dışa doğru şey yaparak çıkartalım yapıştırıcısını ayırmaya çalışalım. Şimdi fazla konuşmadan tam YouTube'a video çekmeye başladı telefonla. Kamera kırıldı. Böyle bir şans işte. Selam verdiğimiz yeri kurutuyoruz. Şöyle hassas bir şekilde içinden dökülsün. Bu camın altında bir yapıştırıcı madde var. Onu aslında ısıtıp eritmek gerekiyor da öyle bir malzememiz yok. Saç kurutma makinesi falan. Şimdi bir de bilmiyoruz kameranın merceğine zarar verebiliriz. O yüzden şöyle dikkatlice şansımızı denememiz gerekiyor. Yani sadece bu cam kırılmış ya. Hiç etrafında çıtasında vesairesinde hiçbir şey yok. Nereye çarpmış olabilir? Kendiliğinden mi kırıldı artık? Bilmiyoruz ki. Şu an ilk defa denediğim bir şey. Ya artık bu kamerayı kullanmayacağız ya da olursa devam. Bakın şu yapıştırıcıyı kazıyabiliriz. Kazıyabiliyoruz gibi. Zarar vermeden. Gelen mercekte de yapıştırıcı bant vesaire yok. Telefoncuya sordum 70 lira ya değiştiririz abi dedi. Ben de camı 38 liraya aldım. Aslında değmezdi verseydik. Maksat tecrübe edinmek. Güzel güzel çıkıyor. Bir dakika şimdi bir cımbız falan bulup geleyim ben bir saniye. Cımbız buldum sanki şu kalın uçlu ama şöyle tutup çekmeye çalışalım bakalım. Bakın şuradan. Bismillah. Şöyle üfleyelim geldikçe kırıntılar geldikçe şeye uğramasın. Şu lense gelmesin. Şimdi size susuyorum. İşime konsantre olmam gerekiyor. Evet şu anda yani şunu çıkarttık. Yapıştırıcı iki yönlü bantla yapıştırmışlar bunu. Normalde benim aldığım lens şu camda da gelmesi gerekiyor aslında. Şu anda ama şöyle bir durum var. Şu kamerayı bakın. Çok dandik ya bunu böyle oynamasın. Oynamaması gerekmiyor muydu bunun? Şuraya cam kırıntısı kaçmış. Onu bir çıkaralım.
Var mı başka bir şey? Yok ama bu böyle oynamaması lazım ya. Baksana nasıl acayip oynuyor. Şöyle şuralarını bir temizleyelim. Temizledik. Lensi bir silmemiz gerekiyor da kulak kürdanı ile bir denesek mi acaba? Bir yapalım. Sanki merceğe de bir darbe gelmiş gibi ama bir bakalım önce kamerasına. Net diyor ya, kamerada herhangi bir problem yok gibi duruyor şu anda. O lensi ufaktan bir silmemiz gerekiyor yine de her türlü ya. Bir saniye bekletelim. Şöyle yapalım, biraz kulak kürdanına kolonya yaskalım. Kulak kürdanına biraz kolonya yastık. Kurumasını bekleyelim. Ya bunun lensinde bir sıkıntı var gibi sanki. Dur bakayım şu ışıkta. Tam lensin ortasında bir darbe var gibi duruyor ya. Bakalım. Önceki randımanını alabilecek miyiz? Çok hassas bir şekilde silmeye çalıştım. Şimdi birkaç çekim yaptım da yakında tam odaklamıyor ya. Muhtemelen bu darbe aldı. Bakın şöyle görebiliyor musunuz? Görülmez tabii de. Lensin tam ortası. İnceden bir darbe almış gibi duruyor. Neyse artık o kadar olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi o aldığımız cam buna yapıştıralım. Şimdi aldığımız şu malzemeyi kullanalım bakalım. Nasıl kullan Neyle yapıştıracağız bunu bu arada? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir alalım hadi. İşte bunu ya, işte şunu yapıştıracağız ya. Oluyor mu? Tersi düz var mı acaba bunun? Var gibi sanki. Şurası içeride olacak. Şurası dışarıda olacak. Evet. Ama neyle yapıştıracağız işte bunu? Bunun için ben bir yapıştırıcı bulmam gerekiyor. Şöyle bir yapıştırıcı bulduk. Tamam mı? Kürdan ucuyla şuralara az az damlatıp yapıştıracağız. Artık yapacak bir şey yok çünkü bunda. Şu şekilde olursa olur. Burası iç tarafta kalacak herhalde ya. Bilemedim ki. Bunun tersi düzü var mı? Yok mu? Bilmiyoruz ki. Hemen de yapıştırıyor. Yapıştıracağım. Şöyle biraz. Burada kürdanla şey yapalım. Bastıralım. Toz muz almasın. Artık olur mu olmaz mı bilemiyoruz ya. Pek iyi olduğunu zannetmiyorum ama bir bakayım. Herhalde böyledir çünkü. Çıkmaz da artık. Biraz daha bastıralım. Şuna bastırmayalım. Bakalım netleme olayı nasıl oldu. Yani çektik işte normal. Eskisi gibi değil sanki ya da benim gözüme öyle geliyor. Gün ışığında çekmek lazım. Akşam çektiğim için videoyu tam sonuç elde edemeyebiliriz. İşte bu kadar.